Rakamlar kritik seviyelerden haftaya başladılar. Özellikle dolar biliyorsunuz uzun zamandan beri 6.85 seviyelerinde sıkışıp kalmıştı. 6.85-86 aralığında gidip geliyordu. Bu haftaya 6.86'nın üzerinde başladık ve görünen o ki yükseliş devam edecek. Altın da 1775 dolar seviyelerinde şu saat itibariyle 1770'in üzerine yerleşmiş durumda. Zaten 1760 dolar sağlam bir destek haline getirilmiş durumda. Burası bir sıçrama tahtası gibi kullanılacak. Bir anda 1800'ün üzerinde bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Borsada 120 bini zorlamaya başladı. Keza Avrupa borsalarına bakıyorsunuz. Orada da yükselişler var. Bunun tabi temelinde gevşek para politikaları yatıyor. Teşvikler yatıyor. Yine bir teşvik beklentisi var Avrupa'dan. Bu teşvik gerçekleşecek, gerçekleşmeyecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl bir haftaya başlıyoruz? Kısa kısa haberler var. Onları bir değerlendirelim öncelikle. Sonrasında da rakamlara bakalım. Rakamlar nereye gidecek? Nereye doğru evrilecek? Bundan sonraki süreçte bunu sizler için değerlendirelim. Goldman Sachs'a göre ABD beklenenden daha fazla daralacak arkadaşlar. Beklentisi 4.2 daralmasıydı Amerika'nın ve 3. çeyrekte %33'lük bir büyüme bekleniyordu Amerika'dan. Bu beklentisini %26'ya çekmiş durumda. 4.2 olan küçülme, daralma beklentisini de %4.6'ya yükseltmiş durumda. Yani Amerikan ekonomisinin beklendiği kadar hızlı büyümeyeceğini düşünüyor Goldman Sachs. Haksız mı? Değil. Diğer taraftan şunu da söyleyelim arkadaşlar. Üçüncü çeyrekte hızlı bir yükseliş olabilir ama ikinci dalga etkisinin görülmesiyle birlikte dördüncü çeyrekte de çok sert bir daralma olabilir. Ve bunun toplamında Amerikan ekonomisi %10'un üzerinde bir daralmayla karşımıza çıkabilir. Böyle bir durumda da piyasalar alt üst olur. Bunu da belirtmek gerekiyor. Üçüncü çeyrek tam yaz aylarına denk geliyor. Dördüncü çeyrek ise ikinci dalga etkisini çok net bir şekilde görülebileceği sonbahar aylarına denk geliyor. Hatta kışın başlama sürecine denk geliyor neredeyse. Hem Amerika'da hem de tüm dünyada piyasalar tekrar ciddi bir daralmayla karşı karşıya kalabilir. Bu ne demek? Üçüncü çeyrekte ciddi bir yükseliş ama dördüncü çeyrekte çok sağlam düşüşler, dip noktaların görülmesini beraberinde getirebilir ve dünyanın bu işin içinden çıkmasını daha da zorlaştırabilir. O nedenle ikinci dalga etkisini çok net bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Almanya'da karantina sonrası fabrika siparişleri beklendiği kadar yükselmedi. %37'ye yakın bir daralma vardı siparişlerde. Yine bu civarda bir yükseliş en azından olur diye düşünülüyordu. Ama görünen o ki bu beklenti gerçekleşmedi. Sadece %10'larda kaldı siparişler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık fiyat gelişimleri raporuna göre temel mal enflasyonu artmaya devam ediyor. Tüm gruplarda enerji fiyatları artışı enflasyonu yükseltiyor. Enerji yıllık enflasyon artışı %9.12'ye gelmiş durumda. Çekirdek enflasyon yükseliş eğiliminde. Anlayacağınız arkadaşlar Merkez Bankası her geçen gün biraz daha net bir şekilde enflasyonla ilgili olumsuz beklentilerini açıklamak zorunda kalıyor. Ve bu da aslında ya faiz artışını ya da kur riskini daha da derinleştiriyor arkadaşlar. Ya faiz artışı gelecek bu enflasyona bağlı olarak yani %5, %6, %7'lere varan negatif reel faiz Türkiye'nin kaldırabileceği bir şey değil. Mevduattan kaçışı daha da hızlandıracak, yabancı kaçışını daha da hızlandıracak. Yani bir yığın problemle karşı karşıya kalınacak. O nedenle iki temel şey yapabilir. Bunlardan bir tanesi faizleri yükseltebilir ya da kuru serbest bırakabilir. Kuru serbest bırakırsa enflasyon daha da yükselecek. Enflasyonun yükselmesinin ikinci dalga etkisi de tetikleyecek. Pandemi zaten tetikliyor. Bakın ulaştırma, otelcilik, hizmetler sektöründe çok ciddi fiyat artışları var. Bunun temel nedeni hem dolar hem daha ötesi pandemi arkadaşlar. Yani 2 kişilik koltukta 1 kişi yolculuk ediyor. 4 kişilik odada 2 kişi kalıyor. Otel kapasitesinin yarısı kadar ancak müşteri alabiliyor. Otobüs kapasitesinin neredeyse 3'te 1'i kadar yolcu alabiliyor. Keza hava yollarında da bu böyle. Bu da fiyat artışlarını beraberinde getiriyor. Ve bu fiyat artışları da yine Merkez Bankası'nın işini her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor. Anlayacağınız arkadaşlar kur ister istemez bir kırılganlıkla bir şokla karşı karşıya kalacak ama bunun yanında enflasyon da Türkiye'de hızla yükselmeye devam edecek. Hem pandemi etkisi hem de kur etkisi nedeniyle.
ile Fransa ekonomisi beklenenden biraz daha hızlı toparlandı. Bu olumlu bir gelişme. Ama dediğim gibi yaz aylarındayız. Pandemi etkisinin en az olduğu dönemi yaşıyoruz ve bu süreçte bir miktar iyimser hava pompalanmaya çalışılıyor. Sonbahar ayları itibariyle neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Borsa İstanbul 6 küresel kuruma açığa satış yasağı getirdi ve bunun sonrasında da borsa tekrar yükselmeye başladı. Hani dedik ya biraz önce 120 bine doğru giden bir borsa var. Neden gidiyor? Çünkü açığa satışlar yasaklanıyor, yabancı işlemleri yasaklanıyor vesaire. Bu sayede suni bir şekilde borsa yukarıya doğru taşınıyor. Yoksa bir para girişi olduğu için değil. Avrupa borsalarının ya da Amerika'nın yükseldiği gibi bizim borsa yükselmiyor arkadaşlar. Tamamen varlık fonunun alımlarıyla yükselen bir borsa görüyoruz. Ve bu alımları terse düşürecek her türlü açığa satış ya da satış işlemlerinin bir şekilde önüne geçilerek varlık fonunun piyasayı domine etmesi sağlanıyor. Bu da tamamen suni bir yükseliş. Bunu gören tüm yabancılar da piyasadan elini ayağını çekmeye başladılar zaten. Ciddi bir yabancı çıkışı göreceğiz arkadaşlar. Bu yabancı çıkışı doların kırılganlığını arttıracak. Borsa İstanbul kimlere yasak getirdi? Şöyle kısaca bir bakalım. Barclays, Credit Suisse, Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Wood & Company. Yani dünyanın en önemli yatırım şirketlerine açığa satış yasağı getirilmiş durumda. Çin hisse senetlerinde de yine çok sert yükselişler var. Bunun da bir balon etkisi olduğu düşünülüyor. 2015'teki gibi bir anda bu balonun patlaması ve özellikle küçük yatırımcının yerle bir olması ihtimali konuşuluyor. Görüyorsunuz bütün borsalar bir balon olarak şişiyor ve karşımıza çıkıyor. Suudi Arabistan Amerika'da ve Asya'da petrol fiyatlarını arttırdı. Yani petrol fiyatlarındaki yükselişin temelinde bu yatıyor şu anda. Sanayi üretimi yeterince artmazsa petrol fiyatlarının yükselişi tamamen suni olacak. Yine bir balon etkisi yaratıyor aslına bakarsanız. Yani petrol fiyatlarında bir anda tersine satış baskısını görebiliriz. Bu bizim için avantajlı ama yükseliş bu şekilde devam ederse Türkiye'nin cari açığı üzerinde de sıkıntı her geçen gün biraz daha büyüyecek anlamına geliyor. İngiltere Türkiye'ye turizmin kapısını araladı. Yeşil ışık yaktı. Güzel bir gelişme ama İngilizler gelirler mi? O ayrı bir konu. Devlet gidebilirsiniz kardeşim diyebilir ama İngiliz Türkiye'ye gelir mi? Bunu bilmiyoruz. Yani İngilizler, İngiltere hükümeti tamam kardeşim Türkiye'ye gidebilirsiniz dediği için koşa koşa Türkiye'ye gelecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Benim kanaatim gelmeyeceği yönde arkadaşlar. Gelmezse ya da çok küçük bir kısmı gelirse de gelir getirici bir İngiliz turisti olmayacaktır. Belki burada evleri olan İngilizler var. Onların bir kısmı gelebilir. Özellikle otel fiyatları bu kadar yükselmişken de İngilizler de bütçelerine bakacaklar. Çok ciddi bir işsizlik, çok ciddi bir daralma var İngiltere'de de. Bu koşullar içerisinde bence turist olarak bir yerlere gitme eğiliminde çok fazla olmayacaklardır. Almanya'dan da açıklama geldi. Biz de yeşil ışık yakabiliriz dedi. Devletlerin, hükümetlerin yeşil ışık yakmasının çok fazla önemi yok. Önemli olan vatandaşların bu yeşil ışığa nasıl bir tepki gösterecekleri, bunu hep birlikte izleyeceğiz. Libya'da Türk askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse hava saldırısı gerçekleştirildi. Libya'da, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de işler hala gergin bir şekilde devam ediyor. Bu işin üzerine pandemi bir miktar örttü ama arka planda süreç işlemeye devam ediyor. Türkiye'nin burada çok avantajlı olabileceği konuşuluyor. İnşaat şirketlerinin çok özel sözleşmeler yaptığı, milyar dolarların geleceği vesaire konuşuluyor ama şunu da unutmamak gerekiyor. Orada çift hükümet var arkadaşlar. Bir tarafta Türkiye'nin desteklediği hükümet, öbür tarafta Batı ülkelerinin desteklediği hükümet. Biz evet Libya'nın belli bir bölgesine inşaat anlaşmaları yapabiliriz. Ancak o inşaat anlaşmalarının parası Türkiye'ye akabilir mi? O apayrı bir tartışma konusu. Ya da oradaki dengeler bir anda terse dönerse sonuç ne olur? Pek çok inşaat firması batma noktasına mı gelir? Bunu da tartışmak gerekiyor. Şimdi gelelim rakamlara arkadaşlar. 117.676 puan seviyesinde bir borsa var. Şu anda işte saat 2 gibi falan. 120 bine doğru gidiyor. Görünen o. Peki neden yükseliyor? Yabancılara açığa satış yasağı getiriyorsunuz. Büyük fonların Türkiye'de işlem yapmasını neredeyse tamamen engelliyorsunuz. Aynı zamanda varlık fonu tamamen piyasayı, daha doğrusu borsayı domine etmiş durumda ve bu koşullar içerisinde belli hisseler bazında borsayı yukarıya doğru taşımaya devam ediyorlar. Tamamen suni ve yabancıların bir daha Türkiye'ye uğramamasını sağlayacak girişimleri arka arkaya uygulamaya devam ediyoruz borsada. Bu neyi beraberinde getirir arkadaşlar? Borsanın gerçekçiliğini tamamen yitirmesini beraberinde getirir ama bir yığın soruşturmayla karşı karşıya kalırız. Nitekim bununla ilgili yurt dışı basınında pek çok haber çıkıyor. Detaylarını sizlerle paylaşmayacağım. Eminim ki sizler de biliyorsunuzdur. Türkiye'nin borsasının gerçekçiliğini kaybettiği
ile ilgili. Daha ötesini söyleyeyim. Borsanın suni bir şekilde kilitlendiğini gören pek çok yabancı bir yığın alanda da Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçecektir. Hızlı bir sıcak para çıkışı olacaktır. Ucuzdan doları alıp çıkıyorlar. Borsadaki bu son karar sonrasında da bu çıkış hızlanacaktır ve bu dolar üzerindeki kırılganlığı da arttıracaktır. Gelelim dolara. 6.86'ın üzerinde bir dolar kuru görüyoruz. 6.85 tekrar görülebilir. 6.85-86 aralığında dolar tekrar sıkışabilir. Ama 6.85 artık çok sağlam bir destek haline getirildi ve buradan yukarıya doğru olacak sıçrama çok ama çok sert olacak. Gelen her haber, yabancıların Türkiye'den çıkış eğiliminin her geçen gün biraz daha artması, kısa vadeli borçların kapıya dayanması, cari açık tehdidi ve tehlikesi kademeli yükselişin yerini devalüasyonist bir yükseliş alacak. Dolar 10 liranın üzerine 13-14 lira bandına doğru ilerleyebilir arkadaşlar. Bu nedenle de dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Dövizle borçlanmaktan uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Borcunuz bir anda 2'ye 3'e katlayabilir arkadaşlar. Bir yığın büyük şirket, bir yığın önemli banka zaten döviz açıklarını kapatmaya uğraşıyor. Döviz borçlarını kapatarak kendilerini bir an önce garantiye almaya çalışıyorlar. Çünkü herkes bu süreci çok net bir şekilde görüyor. Bakın Euro da 7.76 seviyesine geldi. Parite 1.12-1.13 arasında sıkışmış olmasına rağmen her ikisi de artık kritik eşiklerin üzerinde. Bu kritik eşiklerin üzerinde kaldıkları sürece de hızlı ve sert hareketler daha da netleşmeye başladı. Faize bakıyoruz, 9.79 seviyesinde 8 olması gereken faiz oranları 2 yıllık tahvillerde yükseliyor. Bunun sebebi gayet basit. Türkiye borçlanmakta zorlanıyor. Borç bulabilmek için de faiz oranlarını her geçen gün biraz daha yukarıya çekiyor. Altının onsu 1775, 76, 77, 78, zaman zaman 74 seviyelerinde gidip geliyor. Burada hafif bir dalgalanma var. Altın iyiden iyi artık 1800 dolar seviyesini hedeflediğini bize işaret ediyor. 1800 dolar kırıldıktan sonra artık rekor denemeleri başlayacaktır altının onsunda. Gram altında da 400 lira artık bir hedef olmaktan bile çıktı arkadaşlar. 400 liranın hemen kıyısındayız. Doların 7.20 lira gelmesi zaten altının 400 liranın üzerine sıçraması beraberinde getirir. Bunun üzerine bir de 1800 doların kırılması durumunda 420'lere doğru giden bir gram altın fiyatıyla karşılaşacağız arkadaşlar. Buna da kimse şaşırmasın. Yani artık 400 ve 400'ün üzerindeki 420 hedefi öyle çok ulaşılmaz yüksek hedefler falan değil. Bakın enflasyonu en çok etkileyen konulardan bir tanesi de enerji meselesi. Enerji fiyatlarının yükselmesi bizi sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Bir yandan pandemi etkisi, bir yandan da petrol fiyatlarının yukarıya doğru çıkması, yani enerji maliyetlerinin artması sıkıntının boyutunun büyümesini de beraberinde getiriyor bizim açımızdan. Bütçedeki açığı da arttırıyor. Cari açığı arttırıyor, dış borçlarımızı arttırıyor. Çünkü biz petrol ithal eden bir ülkeyiz. Petrol fiyatlarının yükselmesi de bizim daha fazla dolar ödememizi beraberinde getiriyor. Türkiye'nin ekonomik dengelerini sarsıyor. İşte bu sarsıntı nedeniyle de petrol fiyatlarının yükselmemesini umut ediyoruz ama ne yazık ki petrol fiyatlarını da yükseltmek için uğraşıyor. Tüm petrol üreten ülkeler, bunun içinde Amerika'da var, Suudi Arabistan'da var, bunun içerisinde Rusya'da var. Petrolle iş yapan bütün ülkeler petrol fiyatlarının aşağıda kalmasını istemiyorlar. Mümkün olduğunca 60 dolar seviyesine yaklaşmasını istiyorlar. 60 dolar seviyesine yaklaşan petrol fiyatları da Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeleri biraz daha zora sokuyor. Sonuç arkadaşlar, dolar ve altın kritik eşiklerin üstünde. Dolar ve altın görünen o ki yükselişi daha net bir şekilde işaret etmeye başladı. Altın 1800 doların üzerine gidiyor. Dolar 7.20 seviyesinin üzerine gidiyor. Her ikisinin bu şekilde yükselmesi gram altının bir anda 420 lira üzerine çıkmasını beraberinde getirir arkadaşlar. Bir anda 420 liraya giden bir gram altın fiyatı, 7.20'ye giden bir dolar fiyatı, 1800 doların üzerine giden bir altın ons fiyatı görebiliriz. Hiçbir şey çözülmüş değil. Aşı bulundu, Amerika'da sükunet sağlandı, Çin'le Amerika arasında bir ticaret savaşı olmayacak bundan sonraki süreçte falan diye düşünmeyin. Aksine her şey biraz daha gerilmeye devam ediyor. Türkiye'nin de içinde olduğu bir yığın dünya stratejik problemi var. Libya bunlardan bir tanesi, Doğu Akdeniz bunlardan bir tanesi, Amerika-Çin gerilimi bir başkası. Bu gerilimlerin yanına bir de ikinci pandemi dalgası eklendiği an itibarıyla piyasalarda yukarıya çok sert
sert hareketler görülecek. Bu durumda yapılması gereken ne diye sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca sakin kalmak, beklemek, kısa vadeli işlemlerden uzak durmak, özellikle bakın altını çizerek söylüyorum, özellikle kaldıraçlı işlemlerden ve kredili işlemlerden uzak durmak arkadaşlar, süreci öngörene kadar beklemek. Dolar altını alacaksak hangisini alalım diye soranlar olabiliyor. Tabii ki benim söyleyeceğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Altının biraz daha yoğun olduğu, doların %40'lar seviyesinde kaldığı bir altın dolar sepeti yapmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şeyin belirgin olmadığı bir dönemde borsaya yatırım yapıyorsanız ciddi risklerde yatırım yaptığınızı unutmayın. İkinci dalga etkisinin görülmesi, ticaret savaşlarının etkisinin görülmesi ya da dünya çapında ciddi savaş gerilimlerinin ortaya çıkması bir anda altına talebi arttırır. Öbür taraftan da hisse senedi piyasalarından kaçışı arttırır. Riskli ortamlardan çıkışı arttırır. Bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir anda terste kalabilirsiniz. Çok kazanacağım derken çok büyük zararlara girebilirsiniz. Onun altını çizmeye çalışıyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Diğer taraftan videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz ve bizlere destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.